karşılaşması. Allen Iverson'la Beşiktaş Kolaturka Fenerbahçe Ülker'i konuk ediyor. Tıklım tıklım dolu bir salon. Ve salondaki destekten birbirimizi, hatta kendi sesimizi duymakta zorluk çektiğimiz bir ortam var. İşte iki takımın beşi de şu anda oyun alanında. Emir Prensic'i görüyorum, Lavrinovic'i görüyorum, Kaya'yı görüyorum, Ukic'i ve Ömer Oran'ı görüyorum. Iverson, Cevher, Nikolitov. Serhat Çetin ve Chetwynlı, Mayer Chetwynlı, Beşiktaş Kolaturka. Murat Biricik hava atışını yapacak ve bu müthiş derbi birazdan başlayacak. Nikolitov ve Kaya Peker hava atışına çıkacaklar. Tamam işaretini aldı Murat Biricik ve hava atışıyla karşılaşma başlıyor. Allen Iverson ilk hücum şimdi Beşiktaş Kolaturka'nın. Mayer Chetwynlı. Iverson. Nikolitov alçak posta top istiyordu. Lavrinovic kendisini kontrol ediyor. Nikolitov içeriye yüklenecek. Nikolitov ve ilk basket Nikolitov'dan geliyor. Fedor Nikolitov. Ukic. Lavrinovic. Mayer Chetwynlı araya girdi. Kaya. Emir Prensic. Çok yükseklerden bıraktılar. Fenerbahçe Ülker'li oyuncular, şimdi Beşiktaş Kolaturkalı oyuncular bir hızlı hücum şansımı hemen sonlandırmak istiyor. Nikolitov. Nikolitov içeriden başladı Beşiktaş. Belki de düşünlerinin aksine. Ukic boşluğu buldu, blok geliyor. Nikolitov. Geride kalan bir dakikanın neredeyse yıldızı Nikolitov. 4 sayı bir blok. Chetwynlı iki atış kullanacak. Mayer Chetwynlı. İlk atış isabetli. Chetwynlı ikinci atış. Onda da isabet var. Emir Prensic. Ukic'den tekrar Emir. Sayılık atış. Lavrinovic girmedi. Kaya hücum ribandını aldı. Bir hücum şansı daha. Lavrinovic dışarı çıkarttı. Ömer ona top çeviriyor. Bu kez diğer dip köşeden atış. Kaya dışarı çıkartıyor. Ukic. Emir Prensic. Basket. İlk basket. Fenerbahçe Ülker'de Emir Prensic'ten geliyor. 6-2. Fenerbahçe Ülker adam adama savunma yapıyor. Beşiktaş Kolaturka'da 1-2-2 alan savunması yapıyor. Şimdi alan savunmasında Nikolitov'un olduğu köşede bir problemleri var. Yani Nikolitov'un çıkması gerekiyordu. Veyahut belki de özel bir önlem alıp Cevher kat edecektir. Onu bilemiyorum ne karar aldılar ama orada bir diplerde, köşelerde boşluklar var. Yine alçak posta Nikolitov aldı topu. Cevher. 24 saniye hücum süresi toplanan alanı Iverson ama daha önce burada Bıyıktay sürenin bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim, pardon. Nikolitov savunmada Darius Lavrinovic tutarsa bu Fenerbahçe Ülker için bir dezavantaj. Bence Kaya eşleşmesi onlar açısından daha faydalı olur. Öyle bir sorun var.
Ömer atışı 3 sayılık basket. Ömer Onan'ın. Beşiktaş Kolaturka çok istekli, hücuma hızlı gelerek başladı. Evet. Cevher Özer, 8 saniye hücum süresi kaldı. Cevher Kaya onu karşısında. Cevher atış, basket Cevher'den geliyor. 8-5 yapıyor Cevher'in basketi skoru. Şu anda yine adam adama savunma yapıyor. Geçen hücumda da öyle yaptılar. Ömer Onan bu kez isabetli değil. Meyer Chetwin. Cevher 3 sayılık atış. Basket. Cevher Özer'den 3 sayılık basket. Fenerbahçe Ülker'de uzun adamların eşleşmesini hatalı görüyorum. Lavrinovic tabii. Lavrinovic mesela Beşiktaş Kolaturka bu eşleşmeyi doğru yapıyor. Kaya Likolitov eşleşmesi. Cevher'le de Darius Lavrinovic eşleşmesi. Meyer Chetwin Kaya ile birebir kaldı. Topu elinden kaçırıyor, kaybediyor. Şimdi bir hızlı hücum şansı Fenerbahçe Ülker takımı. Ömer Onan onun pası dip çizgiye doğru. Vakoleni Okic. Okic, Emir Persic içeride. Kaya dışarı çıkartıyor Ömer Onan. 3 sayılık atış, basket. 3 sayılık basket Ömer Onan'dan. 11-8 yapıyor skoru. Serhat içeri girecek. Emir Persic ikinci faali oluyor bu. Maç bayağı tempolu başladı değil mi? Dolu tribünler olunca, istekli oyuncular olunca, kadrolar da fena olmayınca hakikaten keyifli bir Beko Basketbol Ligi karşılaşması başladı sevgili izleyiciler. 4 dakika 15 saniye geride kaldı. Şimdi Cevher 3 sayılık atış, girmiyor. Emir Presic yine boş attı, dikkat ettiysen o eşleşmeleri düzeltmedikleri sürece sorunları yaşarlar. Lavrinovic şimdi içeri kat ediyor. Faul. Savunma faulü mü, hücum faulü mü? Savunma faulü Serhat Çetin'e. Bu arada Ömer Onan da tabii Allen Iverson'a top aldırmamak için savunma yapıyor. Çünkü top aldıktan sonra göğsünde bir şey var. Işıklı. Yanıp sönen. Artık çok geç yazıyor onda yani. Eskiden öyleydi. Bakalım şimdi de o yanıp sönüyor mu? Evet, şu ana kadar Ömer Onan'ın başarılı olduğunu söylemek mümkün. Okic. Basket Okic'ten geliyor. Iverson'ın performansı için bir şey söylemek henüz erken. Genelde son çeyrekleri bekler. Likolitov. Ama Likolitov için söyleyebilirsin galiba değil mi? Yani. Likolitov için söylenecek çok şey var. Şu ana kadar ki geçen sürenin sahada tartışmasız yıldızı evet, diyebiliriz. Evet. Meyer Chetwin çalıyor topunu Ömer Onan'ın. Meyer Chetwin fast break basketi. İlk çeyrekte son 4.30'a giriyoruz. Son 5-10 Beşiktaş Kolaturka'nın üstünlüğü var. Okic'den Marco Thomas. Lavrinovic. Ömer. Okic çıktı, top istedi. Lavrinovic 3 sayılık atış bölgesi, atış isabetli değil. Likolitov çeldi. Allen Iverson. Allen Iverson atış isabetli değil. Bu biraz 6 dakikada top kullanmamasından kaynaklanan bir atış. Lavrinovic bomboş kaldı. Atış isabetli değil. Kaya hücum reboundunu alıyor. Ömer Onan. Tekrar Kaya. Kaya geri çekilerek atışı isabetli değil. Ama Lavrinovic tamamlıyor. Fakat Meyer Chetwin'in de tempoyu yükseltme açısından çok büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Serhat Çetin, Serhat pası, Cevher, şimdi Likolitov bir basket daha.
Kuzu oyuna alma hazırlığı içinde Spaya. Lavrinovic'den Thomas. Okic. 3 sayılık atış. Okic basket. 3 sayılık basket Okic'den. 17-15 yapıyor skoru Okic. Serhat Çetin. Serhat dışarıya doğru. Kaya girdi araya. Cevher'e gelmedi. Bir fast break i̇şte şansı. O. Şimdi Ömer Onan. Basket Ömer Onan'dan. Fenerbahçe ülkenin o bahsettiğimiz savunması bu. Marco Thomas'ın yaptığı baskıyla. İlk mola geliyor. Beko Basketbol Ligi 6. hafta mücadelesi. Beşiktaş Kolaturka, Fenerbahçe Ülker karşı karşıya. Akatlar'da Beşiktaş Kolaturka Arena'da tıklım tıklım dolu bir salonda. Gerçekten müthiş bir mücadele. Beşiktaş çok arzulu, çok istekli başladı. İlk çeyrekte son 2 dakika 43 saniye 17-17'lik eşitlik var. Fenerbahçe Ülker Kaya'yı dışarı alınca otomatik olarak eşleşme kendiliğinden daha doğal halini aldı. O deminki biraz önceki mola öncesindeki dezavantaj en azından şu anda yok diyorsunuz. Cüneyt oyunda Cevher. Cevher basket Cevher'den geliyor. Şimdilik Fenerbahçe Ülker'in savunmadaki yumuşaklığını Lavrinovic. Yani Kaya Oğuz'la o savunmayı daha kendileri açısından etkili kılabilirler. Oğuz Savaş bomboş kaldı. Atışı isabetli değil. Nikolita savunma ribaundunu alıyor. Mayer Chatman'da bir önceki moladan önceki hücumda çok yorulmuştu. Zaten topu da dikkat ettiysen Serhat'a getirtti. Faul bir basket. Nikolito. Valla Nikolito bugün çembere topu göndermeye görsün hepsi giriyor. Bir de faul var. Tek atış kullanacak Fedor Nikolito. Ya atsa giriyor diyecekleri bir pozisyon ama şu ana kadar attıkları hepsi doğru. Doğru. Hepsi doğru. Evet. Michael Ignatski girdi oyuna. O zaman zaman 3 numara da oynuyordu ama Allen Iverson gelince 2 ve 3 numaralar dolduğu için Serhat, Bekir, Allen Iverson, Mustafa abi. Mirsat da oyuna girecek birazdan. Değişiklik sandalyesine geldi Marco Thomas. İçeride Osman savunma karıştı. Kaldı. Takımın yarısı alan savunması yapıyor. Yarısı mentüben yapıyor. Sayıyı yediler. Oğuz yani işte burada bomboş kalınca. Tabii o şey iki kişi alan savunması yaptı. Üç kişi adam Allen Iverson atış isabeti değil. Şimdi Ömer Onan. Ömer. Thomas. 3 sayılık basket. Marco Thomas. Geçiyor maçta ilk kez Fenerbahçe Ülker. Iverson isabetli değil. Yani ikinci topla buluşması bu çok pozisyon müsaitti. Thomas 3 sayılık basket daha Marco Thomas'tan. 25-21 son 50 saniye ilk çeyrekte. 4 sayılık bir avantaj yakaladı Fenerbahçe Ülker. Bütün çeyreği neredeyse geride götürmüştü. Okic faul. Fenerbahçe Ülker'de Mirsat oyunda Lavrinovic kenarda. Mayer Chatman yeniden oyuna giriyor. Beşiktaş Kolaturka'da. Iverson kenarda. Cüneyt Erden. Cüneyt. Turnikesinde isabet yok. Son 28 saniyeye giriyoruz. Çeyrekte aşağı yukarı 6 saniye maç saatiyle hücum saati arasında bir fark var. Oğuz Savaş. Mirsat. Okic içeriye. Oğuz. Basket Oğuz'dan geliyor. 27-21. Savunmada ciddi açıklar verdiler.
Ve de iyi bir seri yakaladı Fenerbahçe ülke. Son 3 saniye, 2 saniye Cüneyt gelişi güzel attı. Faul bekledi, isabetli değil. İlk çeyrek 27-21 Fenerbahçe ülkenin üstünlüğüyle sona eriyor. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Müthiş tempolu, son derece keyifli bir ilk çeyrek sonrasında bütün bir çeyreği neredeyse son 50 saniyeye kadar hep geride götüren Fenerbahçe Ülker son 50 saniyede öne geçti ve ilk çeyreğe 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyreğe başlarken ben Bekir'i görüyorum. Beşiktaş Kolaturka'da Greer'ı görüyorum. Kinsey'i görüyorum Fenerbahçe Ülker'de. İkinci çeyreğe Fenerbahçe Ülker başlıyor. Marco Thomas. Thomas hem savunmada hem hücumda çok katkı verdi o arada. Girdikten sonra bir anda. Mirsad faul. Bekir'le topu kenardan oyuna sokacak Beşiktaş. Kolaturka. Maya Chetman. Chetman'ı Kinsey savunuyor. Tevz Kinsey topunu da çaldı. Maya Chetman'ın Kinsey atış isabetli değil. Mirsad hücum ribadını alıyor. İşte o savunma yıpratıyor. Yoğun savunma o bireysel özelliklerinin ön plana çıkmasını engelliyor o çok sert savunma. Şimdilik görüntü öyle oldu. Mirsad. Ben Greer. Marco Thomas. İçeride müthiş bir mücadele. Oğuz Savaş'a veriyor faulü Murat Biricik. Hücum faul. Oğuz'un da ikinci faulü oldu bu. Bu çeyrekte Fenerbahçe Ülker takımının da ikinci takım faulü. Maya Chetman dışarıya. Ignarski 3 sayılık atış girmiyor. O baskının amacı da bu. Gerçi bomboş atış buluyor ama set organizasyonu neticesinde sayı atmalarını engelliyor bu yüksek baskı. Maya Chetman vurup geçmesi lazım aksi takdirde. Alçak posta topu aldı. Kinsey'e çıkartıyor. Kinsey jam shot'ında isabet yok. Kendi reboundunu aldı Kinsey. Dışarı çıkartıyor. 3 sayılık atış isabetli değil. Oğuz Savaş. Yeni bir hücum süresi daha. Lynn Greer içeride bomboş kaldı. Ve Marco Thomas 29-21 yapıyor skoru. Fenerbahçe Ülker 29, Beşiktaş Kolaturka 21. Chetman, Mael Chetman. Chetman topunu kaybetti. Likolitov. Girmiyor. Bu da Likolitov için şanssızlık. Evet. İlk kaçırdığı top olabilir mi? Yoksa bir tane daha mı vardı hocam? Yani bence hepsi doğru atışlardı. Yine doğru. Bu kez şanssızlık. Ignarski faul. Likolitov Kaan Büyük ile pozisyonları tarif ediyordu az önce. İşte her top için o kadar büyük bir mücadele var ki, müthiş bir mücadele. Oğuz Savaş ilk atışında isabet var. Oğuz ikinci atışına isabetti. Skoru 31-21 yapıyor Fenerbahçe Ülker. Farkı 10 sayıya yükseltti. Yalnız Likolitov bu tempoda bu kadar yükü altında maçın sonunu getirmesi biraz zorlaşır. Yani orada rotasyon önünde biraz. Bekir Yaran Güme. Ayakla müdahale.
saniyeye yükseltiliyor hemen. Yeni kurallar. Yeni kurallar gereği 24 ile 14 saniyeye hücum sahasında bu tip pozisyonlarda içeriye doğru. Nicolito olmadı. Mike Chatwin tekrar Nicolito. Fedor Nicolito. Ignacio Misat'ın karşısında Oğuz Savaş. Greer. Mirsat Türkcan. Mirsat. 3 sayılık atış. İsabetli değil Bekir Yaran. Güme bir hızlı hücum şansı. Ignacio. Smaç'ı kaçırdı Ignacio. Esasında Beşiktaş'ın sevdiği tempo bu. Ama savunma reboundlarını alamıyorlar. Ya da Fenerbahçe Ülker skorla dönüyor. Yoksa müthiş Mark Chapman'la hızlı gidiyorlar. Evet. Atış isabeti değil Bekir. Savunma reboundunu aldı. Cüneyt. Cüneyt. Bir top kaybı. Topu elinden kaçırıyor. Bir geri pas. Şimdi hem garda baskı hem de forvetlerin top almaması için savunma yapınca Cüneyt top elinde kalıyor. Biraz önce aynısı Mahir Çatın'a da oldu birkaç sefer. Sonra mecburen penetre etmek istiyorlar. O sırada da savunmanın sertliğinde kayboluyorlar kalabalığın arasında. Eriyorlar diyebiliriz. Marco Thomas atış isabetli değil. Ignacio savunma ribandu. Cüneyt dışarıya çıkarttı Bekir. Ignacio'yu görmedi Bekir. Nicolito top istiyordu, aldı. Yardım geliyor oradan. Lingreer'den faul de Greer. İşte hızlı geldiklerinde o zaman savunmanın dengesi de bozuluyor. Basketbolda bu transition offense, geçiş hücumu, hücuma geçiş olarak adlandırılan işi çok iyi yapıyorlar. Ama sete set kaldılar mı? O da onların uzmanlık sıkıntı. Sıkıntı oluyor evet. Diyorsunuz. Evet, evet. Nicolito ilk atış isabetli. Cevher oyuna girecek. Cüneyt kenara geliyor. Takım uzadı. Ignacio 2 oluyor. Ya da Bekir. Ignacio 3, Bekir 2, Mike Chapman da tam bir numara. Nicolito ikinci atışta da isabet var. Skor 30-25 oldu. Mesut, Marco Thomas, Greer. Greer boşluğu buldu, içeri hareketlendi. Dışarı doğru çıkartmak istiyor Kaya ama Cevher girdi araya. Chatman. Cevher. Bekir. Bekir Yarangüme. Bekir Yarangüme atış isabetli. Basket. 31-27. Spanya'nın molası geliyor. Momentumu da çevirmeye başlamıştı. Beşiktaş Kolatürk'a evet, zamanında evet. Bir mola diyorsunuz. Evet. Yani. Akatlar'da Beşiktaş Kolatürk Arena'da yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Allen Iverson görüntüde. İşte Ignacio bu smacı evet böyle kaçırıyor. Belki de elleriyle çembere asılmasa top içeride olacaktı. Müthiş bir destek var. Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına. Son 5 dakika 38 saniye ilk yarıda. 31-27 fark 4 sayı Fenerbahçe Ülker lehine. Ukiç'in pası alçak posta. Oğuz. Nicolito'la birebir oynayacak. Faul Nicolito. Fedor Nicolito'nun ilk faulü. Her iki takımın üçer faulü var. Marco Thomas. Dip çizgiden topu çıkartacak. Kinsey. Hans Kinsey. Thomas. Dışarıya Okic.
7 saniye hücum süresi. Okiç içeri hareketlendi. Okiç dönüp atışı isabetli değil Cevher. Hayır Chatman. Şimdi iş sete kaldı. Meyer Chatman tamamlayan orada Fedor Nikolitov. Okiç. 31-29. Misat'tan Okiç üstlerinin katış bölgesine Meyer Chatman karşısında. Oğuz Savaş perdelemeye geldi. Okiç içeri hareketlendi. İkili oyun Oğuz. Basket bir de faul. Cevher'in faulü. Cevher de ilk faulünü yapmış oldu. Beşiktaş Kola Turkan'ın da 4. takım faulü bu. Faul limitlerini doldurmuş oldu Beşiktaş Kola Turka. Oğuz tek atışında da isabet var. Skor 34-29 oluyor. Devre için son 4,5 dakikaya girmek üzereyiz sevgili izleyiciler. Chatman. Meyer Chatman'dan Cevher dip çizgide. Fekini kullandı. Sonrasında atış potalı bir atış isabetli değil. Okiç. Misat orada savunma ribandını almıştı. Roko, Lenny Okiç. Fens Kinsey. Kinsey, Oğuz Savaş yüksek posta dışarı çıkartıyor. Okiç, Ignacio'ya rağmen içeri girdi. Faul bekliyor Okiç. Bir hızlı hücum şansı. Savunma tam yerleşmeden Meyer Chatman faul. Marco Thomas faul. Marco Thomas'ın ilk Fenerbahçe Ülker takımının da 4. takım faulü oldu bu. Her iki takım da faul limitlerini doldurmuş oldu böylece. İçeride Nikolitov isabetli değil. Marco Thomas. 5 sayılık bir fark Fenerbahçe Ülker'le yine 34-29 son 3 dakika 40 saniye ilk devre için. Mesut Türkcan. Oyun savaş. Oyun bir dengeye oturdu. Şimdi başa başa hale geldi. Bir ara Fenerbahçe Ülker farkı açtı. Fakat Beşiktaş Kola Turkan'ın 10 sayıya kadar yükseltti. Evet. Arka arkaya hızlı hücumları. Savunmanın da dozunu arttırdılar. Yakalayabildiler. Şimdi 4-5 sayılık bir marjla devam ediyor iş. Nikolitov'un rotasyonu şimdi geliyor. Yani yaklaşık 17 dakikadır. 16 dakika 34 evet. Saniyedir devamlı oynadı. Faul almaması avantajı oldu birazcık. Yani ama ikiledi. Alsaydı. Evet. Tabii. Şu anda ikiledi ve kenara geliyor. Yani biraz önce Ukiç'in penetresinde de bir faul gelebilirdi. A.G. Ogilvy oyunda Beşiktaş Kola Turka'da. Lavrinovic hücum ribandını alıyor ve basketi yapıyor. 37-29. Fark yeniden 8 sayıya çıktı. Cevher, Lavrinovic'e rağmen atış isabetli değil. Biraz hücum şansı 3'e 2, 4'e 2 geliyor. Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan. Basket Ömer Onan'dan geldi. Farkı da 10 sayıya yükseltti yeniden Fenerbahçe Ülker. 39-29. Chatman'ın avantajı, Chatman önce potaya birinci opsiyon deniyor. Olmayınca. Savunma büzüşünce pası çıkartıyor. Beşiktaş Kola Turka o zaman dışarıdan üçlük atıyor. Ama Chatman bu penetreleri yapmazsa veya Allen Iverson dışarıda olduğu için Allen Iverson da o opsiyonu kullanamıyor şu anda. O zaman sırf dışarıdan top çevirip attın mı maça ortak olma ihtimalin zor. Biraz Iverson'un da gelmesi lazım tekrar oyuna gibi geliyor bana. İkinci çeyrekte hiç dakika almadı Allen Iverson evet. Görüntüde işte.
Yani muhteşem bir set kurgusu olmadığı için Beşiktaş Kolatırkan'ın çok etkili bir set kurgusu. Penetre pasa dayalı bir basketbol ön plana çıkması gerekiyor. Akılcı gibi gerekiyor. Fakat onu yapacak oyuncu da şu anda sahada bir tane var. Serhat da Iverson da dışarıda. Böyle bir dezavantaj yaşıyorlar yani şu andaki süreçte. Myer Chetwin son 2 dakika 15 saniyeye girdik. İlk devrede 39-39 sayılık üstünlüğü var. Fenerbahçe Ülker'in Ignaski, Cevher. Cevher 3 sayılık atış, basket. 3 sayılık basket geliyor. Cevher özelden 39-33 yapıyor. Skoru farkı 6 sayıya indiriyor. Bu önemliydi toplamaları açısından bu skor. Lavinovic'den Ömer Onan. Marco Thomas. Ignaski karşısında o savaşın perdelemesi. Şimdi Ömer, son 7 saniye, 6 saniye. Ömer Onan 3 sayılık atış bölgesi, atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Ukiş'te kaldı. Bir hücum şansı daha. Fenerbahçe Ülker için bir hücum şansı daha. Son 1 dakika 34 saniyeye girdik. İlk yarıda sevgili seyirciler. Spormax ekranlarında Beko Basketbol Ligi 6. hafta mücadelesi müthiş bir tempoyla devam ediyor. Adına yakışır bir derbi. Beşiktaş Kolatürk Arena'da Oğuz Savaş dışarı çıkarttı. 5 saniye, 4 saniye. Lavinovic dip çizgiden atışı isabetli mi? Değil. Sonrasında Ignaski. Maçın başından beri seyircisinin desteğiyle Beşiktaş Kolatürk'a mücadelesine devam ediyor. Deplasmanda Euroleague'in bile belki de en iyi takımlarından bir tanesi Fenerbahçe Ülker. Bu arada bir faul. Ignaski'nin faulü. Oyuncu değişikliği Emir Prelsic ve Kaya'yı görüyorum ben. Kaya Oğuz Savaş'la değişiyor. Emir Prelsic, hayır şimdi değil daha sonra dedi. Bu arada Ukiş de hiç çıkmadı değil mi? Ha, Lingreer'le değiştiler. Hadi. Marco Thomas, ilk serbest atışı isabetli değil. İkinci atış, onda isabet var. Thomas şimdi değişiyor. Emir Prelsic, son 57 saniyeye giriyoruz ilk yarıda. 40-33, 7 sayı farkla üstünlüğü var Fenerbahçe Ülker'in Beşiktaş Kolatürk'a deplasmanında. Chetwin, Myer Chetwin, Cevher içeriye. Ogilvy basket geliyor. AJ Ogilvy'den. Geçen haftaki Efes Pilsen Galatasaray maçıyla birlikte şu ana kadarki en mücadelenin ön plana çıktığı iki maç diyebilirim. Myer Chetwin. Foul geliyor. Kaya'nın faulü son 23.7 saniye girerken devrede 40-35'lik üstünlüğü. Fenerbahçe Ülker'in işte Maya Chetman'la Kaya'nın mücadelesi. AJ Saydan acemi. Burada dokunmasa, top belki girerse sayı olacak. Onun dokunması çok önemli değil. Gerçi girmiyordu ama yani girme ihtimali daha az gibiydi. Çok genç, biraz önce pot altında yaptığı top kaybı aynı şekilde. Oyuna girer girmez verdiği rebound hatırlarsan Lavrinovic'e. Yani o birazcık o Avrupa basketboluna adapte olduğu vakit çok verim verecek ama acemilik yapıyor şu henüz anda. Henüz süreye ihtiyacı var. Var. İsmail Çevik oyunda, Serhat Çetin oyunda, Beşiktaş Kolatürk'a'da. Maya Chetwin'in ilk atışı isabeti değildi. Chetwin 40-35'lik Fenerbahçe üstünlüğü var. Chetwin ikinci atış, o da isabeti değil. İsmail Çevik aldı, son hücum olarak kullanacak muhtemelen. Beşiktaş Kolatürk'a. İşte bazen kötü gibi görünen şey iyi de oluyor. 2'de 0 attı. Şimdi alıp atar, üçlük atarlarsa onlar hiç için iyi olmaz, olmuş olacak. Yani o faulleri kaçırmış olma. Basketbol böyle bir spor yani. Myer Chetwin 4 saniye var. Myer Chetwin 3 sayılık atış. Girmiyor. Rebound mücadelesi Kaya ve ilk
yarı tamamlanıyor. 40-35 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle tamamlanıyor ilk yarı. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız sevgili izleyiciler. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Beko Basketbol Ligi'nde 6. hafta mücadelesi. Akatlar'da Beşiktaş Kolaturka Arena'da. İlk yarı skoru Beşiktaş Kolaturka 35, Fenerbahçe Ülker 40. İkinci yarıda Allen Iverson, Meyer Chetman, Bekir Yaran Güve, Cevher Özer ve Fedor Likolito beşi. Beşiktaş Kolaturka'nın Ömer Oran, Roko Neni Hukic, Emir Felsic, Kaya Peker ve Lavrinovic. Darius Lavrinovic 5'i de Fenerbahçe Ülker'in. İkinci yarı için artık her şey hazır. Bekir Yaran Güme ve Beşiktaş Kolaturka başlıyor ikinci çeyreğe. Iverson'dan Cevher. Cevher içeri hareketlendi. Basket Cevher Özer'den. Emir Prasic. Okic atış isabeti değil. Meyer Chetman seken top onda kalıyor. Okic faul. İkinci faulü. Fenerbahçe Ülker önde gibi götürüyor maçı ama hiçbir zaman kopartamadı istediği farkı. Bir ara 10 sayıya çıkarttı ama Beşiktaş Kolaturka hemen reaksiyonu gösterdi. Aradaki farkı eritti. Cevher üst sayılık atış girmiyor. Emir Prasic. Şimdi de başa baş gidiyor maç. Emir Lavrinovic. Ömer Onan. Chetman karşısında Ömer Onan, Ömer Onan, Emir Felsic. Emir Felsic yüksek posta atışı da buldu ama isabetli değil. Allen Iverson açık alanı buldu. Iverson gidemiyor. Okic faul, üçüncü faul Okic'in. Okic kenara, Kinsey oyuna giriyor. Şimdi izleyenler, Iverson'dan beklentide olanlar, ya niye bir şeyler yapmıyor bu büyük, bu kadar büyük oyuncu diye soru işaretleriyle düşünüyor olabilirler kafalarında. Iverson 8 aydır idmansız. Bu süreç içerisinde hem Avrupa basketboluna adapte olması lazım hem fizik olarak hazır duruma gelmesi lazım. O bir süreçtir. Ama yine de bu maçta bazı çıkışlar yapacaktır. Fedor Likolito, Lavrinovic de birebir oynuyor. Faul, Lavrinovic. Lavrinovic'in ikinci faulü. Fenerbahçe Ülker'in de bu çeyrekte üçüncü takım faulü oldu. Likolito. İlk atış isabetli. 42-38 yapıyor skoru. Likolito ikinci atış. Onda da isabet var. 42-39. Fark 3 sayı. Emir Felsic. Ömer Omer. Kinsey. Ters Kinsey. Kinsey. Lavrinovic. Üçlüyü buldu. Atışı isabetli değil. Likolito. Şimdi Chetman. Meyer Chetman'dan Iverson. Allen Iverson. Allen Iverson. Bekir Yaran Güme. 2 saniye, 1 saniye. Bekir son anda atıyor. Girmiyor. Seken top Kinsey. Emir Felsic.
Perisic. Lavrinovic. Sevdiği yerler, atış isabeti değil. Nikolito, Allen Iverson'da kaldı. Birinci yarıda Beşiktaş Kola Türkü için söylediğim şeyi şimdi Fenerbahçe Ülker yapıyor. Penetre etmeden şutlara yöneliyorlar. O da verim vermiyor, savunmayı kapattırmıyor. Gerçi boş kalmalarına rağmen kaçırdıkları da oldu ama. 42-39'da adeta kilitlendi skor. Kinsey. Top kayıpları. Bekir Yarangüm'e biraz hücum şansı. Bekir Lavrinovic'e rağmen atış isabetli değil. Beşiktaş Konaturka topu diyor. Tam Büyükşil. Tam o da onun önündeydi pozisyon. Esasında iki takım da şu anda basketbolunu oturtmuş vaziyette değil. Yaptıkları pozitif şey, yani basketbolun olmazsa olmaz mücadelesini her iki takım da mükemmel yapıyor. Ancak henüz düzenlerine kurmuş değiller hücumda ve savunmada. Hücum faul. Nikolito. Üçüncü faul oluyor bu. Hani şu anda Fenerbahçe ülkenin orijinal pozisyonu, oyun kurucu olan bir oyuncusu sahada olmaması da bir etken. Emir Pelsic o görevi üstleniyor. Bekir Yarangüm'e faul. İşte bu penetreler başladığı vakit her iki takım da birbirine ciddi sorunlar yaratıyor. Ama bu penetrelerin de düzen içerisinde organize edilmiş olması uzun vadeli istikrarlı bir rakibi yıpratma haline dönüşüyor. Yani gelişi güzel yapılan penetreler bir sefer iki sefer başarılı olur ama bu sistem içinde olduğunda verimi süreç içerisinde alıyorlar. Maya Chetman dışarıya, Cevher içeride, Maya Chetman, Bekir Yarangüm'e 3 sayılık atış, basket Bekir'den geliyor, 3 sayılık basket. 44-42, farkı 2 sayıya indirdi Beşiktaş Konaturka. İlginç bir pozisyon oldu. Mahir Chetman topu çeldi. Çelmek isterken kendi çemberine attı topu. Az kalsın basket olacaktı. Evet, kaçan üçlük olarak sayılabilir mi acaba istatistikte bu? Mahir Chetman dışarıya, bu kez Cevher üçlüğü gönderdi. İsabeti de Nikolito. Hücum reboundu. Basket Nikolito. 44-44. Skora denge geliyor. Skora denge gelmesiyle birlikte zaten var olan destek artık kulakları sağır eder noktasında devam etmeye başladı. Ömer Onan atışı. İsabetli değil. Iverson'un orada bir müdahalesi olabilirdi. Kyle Chetman. Allen Iverson içeriye ikili oyun. Nikolito faul. İbre oyunun momentumu ilk defa maçın başından beri Beşiktaş Kola Türkiye'ye doğru dönmeye başladı. Kaya'nın faulü. Ve televizyon molası geliyor. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Akatlar'da Beşiktaş Kola Turka Arena'da 44-44'lük eşitlik var. Üçüncü çeyrekte son 4 dakika 54 saniye. Müthiş bir mücadele ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte bu maçın başındaki tempo yerini biraz daha böyle hani yorgunluklarla mıdır nedir? Daha ağır bir tempoya bıraktı. Bu normal şartlar altında o düşük tempo Fenerbahçe Ülker takımı için daha bir avantajmış gibi görünürken Beşiktaş momentumu sanki biraz daha ele geçirip de skordaki dengeyi de yakaladı.
şöyle bir şey oldu. Maçın başına Beşiktaş Kolaturka çok hızlı hücumlarla başladı. Birkaç kez fast break arka arkaya o tempo olduğu gibi gitti. Burada böyle şu ana kadar buldukları sayılar hep set sayıları olduğu için belki topun potaya gidip gelme sayısı bu azaldı. Anlamdaki tempo azalmış olabilir ama savunma ve mücadele temposu yine çok yüksek. Yüksek. Ve de bu girerse Beşiktaş Kolaturka maçın başı, yani ikinci devrenin başından beri 10'a 4'lük bir skor üstünlüğü elde etmiş olacak. Ekoletov girmedi ama Chatman atışı isabetli değil. Üst üste iki serbest atış. Bir de Ece Uyban sonrası atıştan yararlanamadı Beşiktaş Kolaturka. Fenerbahçe Ülker için yeniden öne geçme şansı. Kinsey, Oğuz Savaş. Oğuz dışarıya doğru. Mirsad. Mola sonrası oyunda Emir Felsic. İçeriye Mirsad'a. Daha önce bir faul. Bekir Yaran Güme. Faul yapan oyuncu. Bekir de bir sakatlıktan çıktı. Uzun zamandır sakattı fakat savunmada çok ciddi katkılar verdi bence. Beşiktaş Kolaturka'nın nispeten daha geride olan gözüken savunmasının dozunu yukarıya çıkartmasına neden oldu. Mike Chatman bu hücumdan yararlanamayınca Fenerbahçe Ülker öne geçme şansından da yararlanamamış oldu. 44-44'e uzun süredir kilitlendi neredeyse. Mike Chatman, Bekir Yaran Güven, şimdi Allen Iverson içeriye girdi. Bir blok geldi. Son 7 saniye, 6 saniye. Allen Iverson yine içeride. Dışarı çıkartıyor Mayer Chatman. Chatman. Atış hiçbir şeye değmedi. Likolitov faul. Dördüncü faulü Fedor Likolitov'un. Bu arada Terence Kinsey... O düştüğü noktada tribünlerle bir diyaloğa girince çok kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Şimdi Likolitov'un 4 faul alıp çıkması Beşiktaş Kolaturka için çok ciddi bir dezavantaj. Çok. Yani belki de 3. faulde kenara gelmesi gerekiyordu 3. faulde aldıktan sonra. Yani ilk periyodu, ikinci devrenin ilk periyodunu belki oynamaması olabilirdi. Kinsey ikinci atışı, onda da isabet var. 46-44. Fenerbahçe Ülker yeniden oyunda. Bekir Yaran Güme. Şimdi Cevher çok uzak mesafeli 3 sayılı katılış. Basket Cevher'den geliyor. 47-46. Beşiktaş Kolaturka. Bayağı da zor bir atıştı. Çok uzak mesafeydi hocam. Emir Pesic. Emir, o da çok uzak mesafeli bir atış. İsabetli değil. Mike Chatman. Topu aldı. Şimdi pas. Bekir Yaran Güme. Basket. Mola geliyor. Spahya'nın molası. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Spormax ekranlarında Beko Basketbol Ligi 6. hafta mücadelesi. Müthiş bir mücadele. 49-46. 3 sayıyla önde olan taraf Beşiktaş Kolaturka. Ve bu serinin sonunda ne var? Spahya'nın hemen molası geldi. Zamanında da geldi. 14-6 Beşiktaş Kolaturka ikinci yarının başında bir hamle yaptı 7 dakikada. Burada Beşiktaş Kolaturka'nın tüm oyuncuların yaptığı savunma ve ilk yarıya nazaran daha dikkatli yaptıkları şut seçimleri rol oynarken kişisel düşüncem bu periyodu yani 7 dakikalık dönemi Lingrier veya Ukiç'siz oynamayı tercih etmesi Fenerbahçe Ülker için böyle bir farkın oluşmasına neden oldu. Bu düzeydeki maçlarda
oyun kurucu orijinal oyun kurucu. Oyun kurucusuz oynadığın vakit bu sorunları yaşamayı ben doğal görüyorum. Şimdi Lingerer oyunda, Ömer Onan oyunda, Kinsey, Mirsat ve Oğuz Savaş beşi. Iverson, Chatman, Bekir Yarangüme, Cevher ve Ogdevi. A.G. Ogdevi oyunda. Beşiktaş Konaturka'da Ömer Onan'ın ilk atışı isabetli. Bekir Yarangüme maçın hakemlerine Ömer'in dirseğindeki kanamayı gösteriyor. Herhalde serbest vuruş atışından sonra Kinsey atış isabeti değil, Cevher. Hayır, Chatman. Marco Thomas'ı oyuna alma hazırlığı içinde Spaya. Allen Iverson, Ömer onu savunuyor. Allen Iverson kaydı, ayağa kaydı, pasını verdi 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Mael Chatman içeri yüklendi. Ogilvy basket bir de faul. AJ Ogilvy basket bir de faul geliyor. Mael Chatman içeride Ogilvy'yi buldu. Tek atış kullanacak şimdi Ogilvy. 51-46 Beşiktaş Konaturka'nın üstünlüğü var. Atışında isabet yok. 51-46 5 sayılık Beşiktaş Konaturka üstünlüğü karşılaşmada. Mirsat'tan Lingre'ye Oğuz Savaş top istiyor. Ogilvy de ona aldırmamaya çalışıyor. Şimdi Lingre'ye stop jump shot. Atış isabeti değil. Ribaund mücadelesi Mirsat. Mirsat hücum ribaundunu aldı. Dışarıya Greer, tekrar içeriye Oğuz Savaş'a. Oğuz Ogilvy topu Bekir Yarangüme aldı. Bekir Yarangüme dışarı çıkartıyor. Allen Iverson. İlk basket Allen Iverson'dan. Üçüncü çeyrekte son 1 dakika 35 saniye girerken Allen Iverson maçtaki ilk basketini atıyor. Allen Iverson'ın hem bacakları hazır değil hem de Avrupa'nın en iyi 2 numara savunucularından biriyle karşılaşınca topla buluşmakta zorlandı. Buluştuğunda da bacakları gitmedi. Dikkat ettiysen birkaç kere geçmeye çalışıyor. Allen Iverson içeri yüklendi. Devam diyor hakemler. Bir faul bekliyor. Beşiktaş Konaturkalı oyuncular ve tribünler. Mirsat üst üste 2 basket. Allen Iverson dışarıya. Cevher üst sayılık atış. Cevher isabeti değil. Son 50 saniyeye girdik 3. çeyrekte. 53-51. Beşiktaş Konaturka üstünlüğü var. Mirsat. Lingre'ye içeriye. Oğuz Savaş ve basket. 53-53'lük eşitlik var şimdi skorda. Yani guard oyuna girince çözüldü. Oyun kurucu hem bir penetre yapıyor hem set gelişi güzel atışları engelliyor. Alıyor topu. Hangi oyun oynanacaksa onu çağırıyor. Bekir Yarangüme, şimdi Iverson. Allen Iverson 7 saniye hücum süresi kaldı. Maç saatiyle de aşağı yukarı 4 saniyelik bir fark var. Ogilvy. Top kaybı. Cevher girdi araya.
Son 3.1 saniye. Üçüncü çeyrekte 53-53'lük eşitlik var. Ömer oyunda, Emir Prestic oyun alanı kenarında. Serhat Çetin oyuna giriyor. Iverson çıkarken de Serdar Ünal'a az önceki faul pozisyonu anlatıyordu. Thomas atış isabetli değil ve üçüncü çeyrek sona eriyor. 53-53 eşitlik var ikinci çeyrekte. İşte Allen Iverson sevgili izleyiciler. The Answer. Onun lakabı. Kendisine karşı yöneltilen eleştirilere verdiği cevap sahadaki oyunu ve performansıyla tam bir basketbol fenomeni. NBA'deki bütün istatistikleri paramparça eden Philadelphia 76ers'ın o 10-11 sezonki müthiş oyuncusu Detroit Nuggets, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies gibi takımlar ve şimdi de Beşiktaş Kolaturka'da son çeyreğe bench'te başlıyor Iverson. 53-53'lük eşitlik var. Marco Thomas atış isabetli değil. Chapman. Maya Chapman. Serhat Çetin. Ogilvy'den Bekir Yarangüm'e. Bekir içeriye. Faul Mirsat. Şimdi ilk yarıda yaptıkları hatayı yapmıyorlar. Eğer hızlı hücumda sayıyı bulamamışlarsa organize set hücumuna yöneliyorlar. Beşiktaş Kolaturka için. Fenerbahçe Ülker'de o 3 dakika kala oyun kurucu probleminden kaynaklanan dezavantajlı farkı o son 3 dakikayı 7-2 önde geçirdi. Yani oyun kuruculu. Büyük ihtimalle maçın sonunu da Ukiç ile bitirebilir eğer bizim bilmediğimiz bir sakatlık başka bir sorun yoksa. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Burak Bıyıktay da Allen Iverson'ı son 5-6 dakikada oyuna alabilir bir ihtimal. Alırsa da katkı verebilir artık maçın atmosferini bir ikinci maçtan sonra da Avrupa Kupası'ndan sonra biraz da kavramış duruma geldi diye düşünüyorum. Müthiş bir mücadele orada. Mirsa hücum ribandını almıştı ama atışında isabet olmadı. Miles Chapman, Ogilvy kaybediyor topu. Bu kez hızlı hücum şansı Lynn Greer, faul Bekir. Önce görüntüye geldi. Dip çizgiden Ömer'le topu oyuna sokuyor Fenerbahçe Ülker. Marco Thomas. Ömer Onan dip çizgi atışı basket. 3 sayılık basket Ömer Onan'dan. 56-55 öne geçiriyor Fenerbahçe Ülker'i Ömer Onan'ın üçlüğü. Mark Chapman. 18 saniye hücum saati. Bekir Yarangüm'e Serhat 3 sayılık atış bölgesi. Basket 3 sayılık basket. Serhat Çetin'den geliyor bu kez. Ömer'in üçlüğüne Serhat'ın cevabı. Bu kez Mirsat 3 sayılık atış girmedi. Serhat savunma ribandını aldı. Foul Lynn Greer. Lynn Greer'in ikinci faulü. Fenerbahçe Ülker'inde ikinci takım faulü bu çeyrekte. Ukiç oyunda, Lynn Greer kenarda, Bekir'in yerine Mustafa abi de ilk kez oyuna giriyor dördüncü çeyrekte. Yıllarca Fenerbahçe forması giymiş, tecrübeli bir isim. Mustafa oyunda, Mustafa abi. Serhat Çetin. Serhat top kaybı. Ukiç. Serhat ayağa kaydı. Düştü. Bir kişi eksik savunmada Beşiktaş Kolaturka. Marco. Thomas'ın üçlüğü. Skor yeniden Fenerbahçe Ülker lehine.
Mustafa abi. Ignerski üst sayılık atış isabeti değil Okeç. Mola gelmesi lazım Beşiktaş gol atırkada. Ellerinden kaçabilir momentum maç başa baş gitse de. 59-58 Fenerbahçe Ülker üstünlüğü var. Marco Thomas atış isabeti değil ribaund mücadelesi. Ömer Onan 3 sayılık atış basket Ömer'den. Mirsad Türkşen orada hücum ribaundunu alıyor, dışarı çıkartıyor. Fark da 4 sayıya yükseliyor. İbre öbür tarafa doğru dönüyor. Beşiktaş Kola Turka'daydı. Şimdi yön değiştirmeye başladı. Diğer tarafa doğru geçiyor. Fenerbahçe Ülker'e doğru. Egnerski, Likolitov'la Cevher'i oyuna alarak bu momentumu değiştirmek istiyor. Burak Bıyıktay. Molayla değil de oyuncu değişiklikleriyle bunu yapmayı düşünüyor. Belki sayı bulamazlarsa şimdi hani o zaman mola fark 62-58 olduğu için sayı bulurlarsa sayı olarak geriye düşmüş yorumlanabilir. Yani başa baş bir skor olduğu için. Likolitov. Likolitov atış isabeti değil. İşte bunu yerlerse artık şart olmaya başlıyor. Marco Thomas. Mirsad. Mirsad içeri hareketleniyor. Mirsad. Mirsad. Atış basket. 64-58. Maya Chetwin. Cevher. Likolitov. Mustafa abi 3 sayılık atış girmiyor. Rebound'da kimse yok Beşiktaş'tan. Burak Bıyıktay da mola işaretini sayı olursa yaptı. Okeç. Mirsad. Mirsad atış isabetli değil. Likolitov savunma reboundu. Mustafa abi. Fedor Likolitov. Cevher Özer boş atışı buldu. Atışı isabetli değil. Son 5 dakika 20 saniye girmek üzereyiz. Miles Chatwin da yoruldu. Maçın sonuna belki biraz daha taze girebilirdi. Bekir'in çıkması. 3 sayılık atış isabetli değil. Likolitov. Cüneyt'i oyuna alma hazırlığı içinde evet. Olarak görüyorum hocam. Serhat 3 sayılık atış. Serhat Çetin'in basketi. Rahatlattı Beşiktaş Kola Turkay'ı. Belki Mayer Chetman'ı biraz dinlendirecek. Cüneyt birazdan değişiklik sandalyesinde oyuna girebilir. Okeç son 4 dakika 40 saniyeye girmek üzereyiz. Ömer Onan. Dışarıda Oğuz Savaş, Marco Thomas'la oynadı. Okeç. Okeç 3 sayılık atış. Çok uzak mesafeli atış ve basket geliyor. 3 sayılık basket. 67-61 farkı 6 sayıya yükseltti yeniden. Fenerbahçe Ülker. Mayer Chetwin girmiyor. Basket faulü olmuyor. Oğuz Savaş'ın 4. faulü oldu bu. Fenerbahçe Ülker'de takım faulü olarak dörtlemiş oldu. Bundan sonraki faullerde Beşiktaş Kola Turka faul çizgisine gelecek. Chetwin ilk atış girmiyor. Yorgunluğu hissediyor musun? Hem de her iki takımda da. İkincinin yani, başında evet. Hissettim ben onu evet. Sanki hocam yani. Çünkü çok yüksek tempoyla oynandı. Hala da öyle oynanıyor yani düşmüyor savunmadan. Chetwin'in ikinci atışında isabet var. Cüneyt, Maya Chetwin yerine oyuna giriyor. Lavrinovic de Oğuz Savaş. Şimdi Maya Chetwin'in çıkışı hani dinlenmesi için ama öyle bir dakikada ki
Yani tam sahada kopma anı Beşiktaş Kola Turka için. Belki buralara dinlenmiş giriyor olması daha etkili olurdu onlar açısından. Şimdi Serhat. Burada Cüneyt'in vereceği performans çok önemli. Bu karar herkesin ayaklanmasına sebep oldu. Bakalım işte pozisyon burada görüntüye gelecek. Sanki Ömer son müdahaleyi yapmış gibi görünüyor ama ben artık Ömer'in söyleyeceği bir şey bu, onu sormak lazım belki ama sonuçta Ukiç, basket Ukiç'ten geliyor. 69-62 yapıyor skoru. Ukiç burada katkı verdi. Yani bir üçlük attı, bir ikilik attı. Serhat Çetin. Nikolitov. Lavrinovic faul. Beşiktaş Kola Turka'da da oyunda tutunmayı Serhat'ın attığı iki üçlüyü hatırlarsa bir sağ köşeden attı, bir tane de burada soldan attı. O maçta tutunmalarını sağladı ve onlar savunmanın tam başarılı, Fenerbahçe savunmasının başarılı olduğu ve çıkış yolu kalmadığı anlarda geldi özellikle ikincisi. Atışı isabetli Nikolitov'un. Nikolitov ikinci atış isabetli değil. Mirsad Türkcan savunma ribandını alıyor. Ukiç. Marco Thomas. Dışarıya Ömer Onan'a. Ukiç. Ukiç. Sağında Lavrinovic var. Ukiç kendisi oynadı. Atışı isabeti değil. Nikolitov savunma ribandını alıyor. Serhat Çetin. Cevher. Tekrar Serhat. Cevher'e. 12 saniye hücum süresi. Cevher. Mirsad karşısındaydı. Şimdi Cevher Mustafa abiye. Mustafa abi atışı isabeti değil Lavrinovic. 69-63. Fenerbahçe ülkenin üstünlüğü devam ediyor. Son 2 dakika 35 saniye. Lavrinovic fake'ini gösterdi. Lavrinovic atışı isabetli. Mola geliyor. Burak Bıyıktay'ın molası. Burak Bıyıktay'ın molası. Ve Spaya'nın söyledikleri az önce görüntüye geldi. Burak Bıyıktay moladan Chatman, Cüneyt, Serhat, Cevher ve Nikolitovlu bir beşle dönüyor. 71-63. Fark 8 sayı son 2,5 dakika. Ukiç, Thomas, Ömer, Mirsad ve Lavrinovic beşi de Fenerbahçe Ülker'in beşi. Nikolitov. Cüneyt. Cüneyt Erden içeriye Nikolitov'a doğru. 9 saniye hücum süresi. Lavrinovic kesti. Dip çizgiden oyuna sokacak topu şimdi. Beşiktaş Kola Turka. Cevher 3 sayılık atış. Cevher 3 sayılık basket geliyor Cevher'den. Mirsad'a kızıyor. Ukiç, Ömer Onan. 71-66. Mirsad'dan Ukiç. Roko Ukiç. Ukiç boş kaldı. Ukiç Lavrinovic'e doğru. Lavrinovic topu elinden kaçırdı ama sonra tekrar aldı. Blok geldi. Cüneyt Erden.
Cüneyt içeriye doğru. Paul Lavrinovic'e. İki atış kullanacak şimdi Likolitov. Mirsat'la Ömer'in saha içindeki tartışması Spaya onları adeta ayırdı. Likolitov ilk atış isabetli değil. Likolitov ikinci atış isabetli. 71-67. Fark 4 sayı. Son 1,5 dakika. Lavrinovic. Mirsat. Okic. Lavrinovic aldı dip çizgide topu. Atışı. Atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Chetwin. Mayer Chetwin. Müthiş bir karşılaşma Beko Basketbol Ligi'nde SkyTürk ekranlarında 6. hafta mücadelesi tam adına yakışan bir derbi. Cevher 3 sayılık atış girmiyor. Likolitov 5 saniye 4 saniye. Likolitov bugün Beşiktaş Polo Türkan'ın en çok göz dolduran oyuncusu. Mayer Chetwin ve Bekir Yarangüme ile birlikte. Sevgili izleyiciler. Müthiş bir tempo, müthiş bir mücadele. 71-67. Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğü var. Yani maçın seyredilebileceği her noktadan maçı seyretmeye çalışan taraftarları görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Neredeyse balkonlardan, tribünlerden böyle salkım salkım İnsanlar sarkıyor. İşte 7'den 77'ye müthiş bir basketbol akşamı. Basketbol pazarı Spormax ekranlarında Beko Basketbol Ligi'nde müthiş bir derbi. 3 saniye hücum süresi var. Serhat atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Süre bitiyordu tabii. Atmak zorundaydı Serhat Çetin. Okic. Thomas. Son 40 saniyeye giriyoruz. 71-67 önde olan taraf Fenerbahçe Ülker. Son derece kritik bir hücum. Serhat Çetin faul. Son 33.2 saniye. Aradaki farkı 4 sayı. Top Fenerbahçe Ülker'de. Ömer Onan Okic. Bir faul daha. Üçüncü faul. Takım faulü olarak henüz doldurmadı. Onun dezavantajını yaşıyor. Belki de şimdi Beşiktaş Kola Turka. Bu arada Serhat Çetin yerde kaldı. Bekir Yarangüme faul. Dördüncü takım faulü oldu bu. Limitini daha yeni dolduruyor. Şimdi doldurdu Beşiktaş Kola Turka. Bekir Yarangüme faul. Mirsat iki atış kullanacak şimdi. 67-71. Bekir 5 faulle oyun alanının kenarında kalan ilk isim oldu. Müthiş bir derbi Beşiktaş. Kola Turka arenada. Likolitov oyunda. Son 28.1 saniye. Son derece kritik atışlar. Mirsat ilk atışı isabetli. 67-72. Mirsat ikinci atış. Onda isabet yok. 67-72. 5 sayılık bir fark var. Mayer Chetwin. Son 23 saniyeye giriyoruz. Chetwin. Chetwin dışarıya. Cevher 3 sayılık atış bölgesi. Atışı hiçbir şeye değmedi Mirsat. Büyük avantaj yakaladı Fenerbahçe Ülker. Evet bir top taşıma işareti. 11.2 saniye kala mola geliyor Burak Bıyıktay'dan.
Avrupa Basketbol Ligi'nde 6. haftanın son karşılaşması sevgili izleyiciler. Fenerbahçe Ülker Kolaturka Arena'da Beşiktaş Kolaturka karşısına 72-67 önde. Son 11.2 saniye artık karşılaşmada. Burak Bıyıktay'ın molası sonrasında bakalım nasıl bir hücum seti uygulayacak Beşiktaş Kolaturka. Mahir Çetman topu oyuna sokacak. Ignerski 3 sayılık atış girmiyor. Rebound mücadelesi Lavrinovic. Ömer Onan son 3 saniye. Ömer Onan basket geliyor ve son 1.5 saniye artık Fenerbahçe Ülker karşılaşmayı kazanıyor sevgili seyirciler. 74-67 karşılaşma Fenerbahçe Ülker. Mücadele Beşiktaş 67 Fenerbahçe 74. Az sonra yeniden birlikte olacağız.